Değerli izleyiciler, bir konu bir konuk programından hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bugün çok özel bir konuğumuzla karşınızdayız. 1998 yılında Elazığ Emniyet Müdürlüğü görevinde bulunan ve yapmış olduğu başarılı çalışmalar neticesinde Elazığlıların gönlünde adeta taht kuran, tabii kendisinin de deyimiyle Sivas'ta doğdum ama Elazığlıyım diye hep böyle övgüyle bahseden çok kıymetli Emniyet eski genel müdür yardımcısı, aynı zamanda Sayın Feyzullah Arslan müdürümüz bugün bizimle Elazığ'ımıza teşrif ettiler. Ve biz de programımızda değerli müdürümüzü konuk ettik. Feyzullah müdürüm hoş geldiniz. Hoş bulduk öncelikle. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ve sizin vasıtanızla değerli GAK koçlara, değerli Elazığ hemşehrilerime iyi akşamlar diliyor, sevgi, saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Eyvallah müdürüm. Tabii sık sık Elazığ'a geliyorsunuz. Biliyoruz emekli olduktan sonra özellikle kitaplara yoğun bir gayret var. Yine hukukçu yönünüzü biliyoruz, avukatlığınızı biliyoruz. Ben artık Facebook'ta sizi takip edemiyorum. Çünkü yetişemiyorum. Bir bakıyorum İstanbul'dasınız, bir bakıyorum Ankara'dasınız, bir bakıyorum işte Antalya'dasınız. Böyle hayat koşturmacayla geçiyor ama siz sanki emekli olduktan sonra çok hızlı koşmaya başladınız Sayın Müdürüm. Şimdi tabii Elazığlı dedin ya, evet. Sivas'ta doğdu, Elazığlı olduk. Şimdi Elazığlılar diyor ki, Harput'tan at beni, in aşağıya tut beni. Işık hızıyla hareket ediyor diyorlar ya. Evet, evet. Ben de ona benzer ışık hızıyla hareket ediyorum. Maşallahınız var. Şimdi tabii çok teşekkürler, doğru. Biraz birkaç meslekte olmaktan, Elazığlı koçlarla birlikte olmaktan, orada Elazığ'dakilerin kadışınasını ve çalışkanlığını görmekten diyorum. Biraz da dostlar menfaatine çalışmaktan sanıyorum. Evet. Biraz koşturuyoruz ama asıl mesele ne biliyor musunuz? Emniyetçilik zor iş. Politik zor zanaat. Zor. Yani çocuğun olur göremezsin, ölün olur. Evet. Gidemezsin. Anan hasta olur bakamazsın. Kendim hastayım diyemezsin. Aç, evet. Acıkırsın, acıktım diyemezsin gibi bir meslek sahibi. Emniyet teşkilatındayken ben çok genç yaşta yetkili ve etkili müdür oldum. Dolayısıyla bulunduğum yerlerden başka yere gidemedim. Elazığ'dan burada Malatya'ya, Bingöl'e, çok yakın memleketim Gürün'e bile gidemedim. Emniyet teşkilatı mensupları bulunduğu ilin sınırlarının dışına çıkamaz. Dolayısıyla ne zaman ki özgür hale geldim, emekli oldum. Yani ipini koparmış tarla gibi. Yani bu hız oradan. Serbest, izni ben veriyorum. O çerçevede biraz çok ama biraz da avukatlık yapıyorum ben şimdi. Biraz çok meslekliyim. O nedenle de bazen eşin dostun davalarını, eşin dostun işine. Ha bir de yazmak. Evet. Elazığ'ın bize kazandırdığı güzelliğin birisi de o. Yani burada bir bıçağı bırak kalem al kampanyası da herkese bıçak getirene kalem verirken yazmayı öğütledik. Ben de yazmaya başladım. O yazma da şimdi kitap buharlara, söyleşilere bizi çağırıyor. Geçen evvelsi gün Sivas'ta Sivaslılarında kitap okunur diye bir fuar vardı. Ona gitmiştik ama oraya gelince Elazığ'a gelmeden olmazdı. Gakkoşlara selam vermeden, size sevgiler sunmadan olmazdı. O nedenle geldim. Bugün de tabii Elazığ'a gelmeniz vesilesiyle yeni emniyet müdürümüzü de ziyaret ettiniz. Hayırlı olsun ziyaretine. Ortak bir özelliğiniz ikinizin de Gürünlü olması değil mi Sayın Müdürüm? Doğrudur. Ben öncelikle yeni emniyetimiz, bütün emniyet müdürlerine yaptığı hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Elazığ zaten kötüyü kabul etmez. Herkes iyi şeyler yapmak zorunda. Evet. Çünkü bulunduğun çevreye göre şekillenmek zorundasın. Yeni emniyet müdürü Adnan Bey de ben burada kutluyorum, başarılar diyorum. Karayel tabii bizden çok genç, bizim yanımızda çalışanlardan. Ama babası da burada emniyet müdürü yardımcılığı yapmış. Saygıyla anıyorum. Yaşlandı tabii Mevlüt Karayel. Kendisi de burada komiser muamelken Elazığ'da ve Keban'da çalışmış. Adnan biliyor, Karayel. Evet. Kız kardeşi de sivil memur olarak emniyette çalışmış. Ben burada emniyet müdürü iken de bir kardeşi Fırat Üniversitesi'nde öğrenciydi. Dolayısıyla Elazığ'ı yaşayan, Elazığ'ı bilen, hatta bugün sağ olsun ben burada başarılar diliyorum tüm ekibine, gelmiş geçmiş tüm müdürlere. Konuşurken dedi ki müdürüm ben Elazığ benim için özelliği var. Babam burada çalıştı, ben çalıştım, bacım çalıştı. Ama dedi ben eşimle de burada tanıştım. Eşim Ulalı ama burada memurdu. Ve burası bizim hayatımızın temellerini attığımız yer dedi. Elazığ o nedenle benim için çok özel ve güzel dedi. O nedenle kutluyorum ve başarılı olacağına inanıyorum. Ben buradan da ona ve tüm Elazığ'da çalışan emniyet teşkilatı mensup arkadaşlarımıza, güvenlik teşkilatı mensuplarına başarılar diyorum. Zaten Elazığ'da güzel, rahat bir yer. Birazcık da kurallara uyarlarsa daha da rahat olur. Evet, tabii. Evet. Sağ olun. Tabii şimdi Sayın Adnan Müdürüm de öncelikle yeni görevi hayırlı uğurlu olsun inşallah. Gürünlü olunca Elazığlılar bir yakınlık daha başka oluyor. Tabii. Niye? Siz hep onu ifade ederseniz Elazığlılar bizim oradan geçerken karınlarını doymadan göndermiyoruz. Tabii.
biz şimdi çok özür diliyorum sözünü kestiğim için. Aslında sanıyorum. Herkese de tekrar sevgiler sunuyorum. Şimdi eskiden uçak yoktu. Karayolda ve uzun yolculuklar vardı. Dolayısıyla İstanbul'dan Elazığ'a gelen, buradan İstanbul'a giden kişi mutlaka Elazığ'a yaklaştığında veya yazdan giderken Gürün'e bir mola veriyor. Evet. Aç karnını veriyor, ihtiyaçlarını gideriyor, rahatlıyor, temiz hava alıyor, belki Gürün'ün yeşilliklerini görüyor. Dolayısıyla Gürün rahatlatan bir yer. O zaman Gürün'ün rahatlatması, Gürün'ün de burayı rahatlatması demek. Hatta ben bir örnek de açıklayayım. Ben burada çalıştığımız bütün bürokratlara, bütün demir, biraz bir de Vali Lütfullah Bilgin Bey'le görüştüm. Evet. Osman Aydın Bey'le görüştüm. Çok selamları var. Ben şimdi bir gün Danimarka Emniyet Müşavirim Elazığ'dan, bugün Rektör Eyüp İspir Bey'e de uğradım. Çok Fevzi Bingöl Bey gelmişti. Yine birkaç profesör arkadaş gelmişti. Gezdirdim. Bir de Helsingor diye bir yer var. İsveç'in karşısında, Helsingborg'un karşısında. Oraya gittik. Bir Gürünlü pizzacıda yemek yedik. Dedi ki hocanın birisi bana, profesörün. Ya helal olsun dedi be. Elazığ'dan İstanbul'a giderken Gürün'de mola var yemek ki. Danimarka'dan İsveç'e giderken Helsingor'da mola var, Gürün'den yemek ki. Bu ne kadar güzellik. Yani dolayısıyla Gürün'ün özelliği, güzelliği var. Bizim Adnan Karayel'de değerli genç müdürümüz de Gürün'de, ama bir özelliği de benim daha ötemde. Hem Elazığ'da komiser yardımcısı çalışmış, hem babası Elazığ'da emniyet yardımcısı yapmış, hem kız kardeş Elazığ'a hizmet etmiş. Ve de şimdi Elazığ'a üçüncü kez gelmiş. Dolayısıyla Elazığ'ı tanıyan, Elazığ'ı bilen ve de görevini iyi bilen, dolayısıyla iyi yapan birisi olacak diye düşünüyorum. Başarılar. Bir de Adnan müdürüm için Elazığ özel bir yer olmuş oluyor. Yani babası değil mi? Aynen. Kendisinin daha önceki görevi, kız kardeşinin değil mi? Tabii. Bugün eşi de Adnan Bey'in, evet, sevgiyle saygıyla anıyorum kardeşimizi de. Şimdi Muğla'lıymış. Diyor ki müdürüm, gezdim diyor karakollarda sizin denetim defterini. Rahmetli Mehmet Canseven Vali'nin, evet, Osman Aydın Bey'in, evet, Lütfullah Bilgin Vali'nin. Babamın da diyor denetleme defterlerindeki diyor yazılarını gördüm. Ne kadar incelemiş, sık dokumuş diyor. Memur şöyle yapmalı, vatandaşa iyi davranmalı, şu konuda karakolu temiz tutmalı. Diyor ki onlara, dedim ki onlara iyi bak ne kadar güzel, sen babandan daha iyisini yap. Adam demiş ki ben babamdan geri, doğacak çocuğumdan geriyim demiş. Dolayısıyla o babasının da önüne geçmeli diye düşünüyorum. Evet. Söz dedi müdürüm, ama Elazığ'da zaten benim vefa borcum vardı. Keban'da çalışmış, Keban'da. Merkezde çalışmış. Evet. Ben tekrar başarılar diliyorum ama diliriz, evet, size de bunları dile getirmeme fırsat verdiğiniz için başta siz Sayın Genel Müdürümüzdeki ve televizyon yöneticilerine ve tüm Elazığ'lara çok teşekkürler, sağ olun, diyorum. Sağ olun kıymetli müdürüm. Siz tabii çok önemli burada hizmetlerde bulundunuz. Halen de konuşuruz o hizmetlerinizi. Az önce Lütfullah Bilgin Valim'le, ki o dönem birlikte görev yaptınız. Sayın Valim vardı, siz vardınız. Az önce hem sağ olun telefonunuzu verdiniz, ben de konuştum Sayın Lütfullah Bilgin Valim'le. Elazığ Spor Tesislerinin yapımı için, kayak merkezinin yapımı için Coşkun'cum dedi, birlikte verdiğimiz mücadele çok güzeldi. Yani örnek bir devlet valisiydi. Siz örnek bir devletin müdürüydünüz. Hep böyle söyleriz, halen de söyleriz. Dolayısıyla Feyzullah Müdürüm, buradan Lütfullah Valim'in de selamlarını, saygılarını Elazığlılara, evet, iletelim. O söyledi. Ama şunu da söylemeden geçmeyeceğim. Tabii. Bak, Lütfullah Feyzullah. Lütfullah'la Feyzullah buraya giremez, Hizbullah demiş. Evet, yani, evet, evet. Hem de bıçağı bırakılamayken Lütfullah'la Feyzullah olacakmış Alimallah, hem de vallahi hem de billah demiş. Evet, yani aynen, isim slogan benzeri de çok işe yaradı. Onu doğru, da doğru söyleyeyim bari. Sayın Müdürüm, Elazığ'da tabii çok önemli hizmetlerde bulundunuz. Çok önemli projelere imza attınız. Bunlardan birisi de bıçağı bırak, kalemi al kampanyasıydı. Tabii o dönem belki böyle adi suçlar çok fazla değildi. Ama siz sanki o günden bugünü görmüş gibi o günden bıçakları toplamaya başladınız. Kalem takdim ettiniz. Çok da güzel kalemler vardı Elazığ Emniyet Müdürlüğü'nün. Hatta o dönem Bedrettin Keleştumur, Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti Başkanımız. Onun da selamları var size. Saygılarını iletiyorum. Mesajı var buradan Sayın Müdürüm. Siz sonrasında o projeyi Emniyet Müdürlüğü olarak yaptıktan sonra Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti'ne devrettiniz. Ben de başkan vekiliydim. Birlikte Postane Meydanı'ndan tutun, Gazi Caddesi'nden tutun değil mi? Vali Fahri Bey her tarafta böyle gençler bıçağını getirip teslim ederlerdi, kalemini alırlardı. Biraz ondan bahsedebilir miyiz müdürüm? Tabii, öncelikle çok teşekkür ediyorum. Çok güzel konulara değindiniz. Tabii insanlar, yöneticiler bulunduğu yerin önce sorunlarını tespit etmeli. Sonra bu sorunların kaynağını tespit etmeli. Ve bu kaynağı da nasıl kurutacağını
toplumla birlikte, hizmet ettiği kesimle birlikte ve hizmet ettiği kişilerle birlikte belirlemeli. O zaman da ben de işte Çiçeğburnu'nda bir müdürüm. Sene 98, yani çeyrek asır olmuş neredeyse, 25 yıl olmuş. Yani Tolga gün... Elazığ Günleri bölümünü getirelim başlığını. Feyzullah Arslan'ın Elazığ Günleri başlığını, orayı konuşalım. Evet, şimdi düşünün ki 25 sene önce her gün kalkıyorsun, bizde sabahları olan vukuatları teste sayarlar. İşte 5 tane bıçakla yaralama, 3 tane trafik kazası, 2 tane darp, 1 tane hırsızlık falan. Her gün bıçakla yaralama çok üst sırada. Ben de Ankara'dan daire başkanından gelmişim. Biraz okur yazar, biraz hukukçu kimliğim, öğretmen kimliğim var. İşletmeci kimliğim var ya. Niye bunlar birbirini bıçaklıyor? Benim bildiğim Elazığlılar uysal insanlar diyorum. Araştıralım dedik arkadaşlarla birlikte. Sonra araştırdık ki bıçaklama hadiselerinin %80'i 18 yaş altı gençlerde. Evet. Ya 18 yaştaki altındaki gençler de lisede öğrenci. Lisede ne işi var, niye? Ha, meğerse herkes bıçak taşıyor, bir alışkanlık var. Evet. Dolayısıyla bu bıçak olmasa kızdığı zaman arkadaşına bıçakla dürtmeyecek, belki yumruk vuracak, yaralamayacak, belki gözünü işleyecek ama bıçak dürtünecek, yaralıyor veya öldürüyor. Ne yapmak lazım? O zaman bu gençlerin bıçak taşımak gerekmiyor. Kalem açacaksa kalem tıraş var. Bağa gitmiyor, okulda bıçağın ne işi var? Tabii yasak da değil bıçak. O çerçevede ne yapılabilir arkadaşlarla ve Elazığ'da siz basın mensupları, etkinler, yetkinler, esnaflarla değerlendirerek yani dedik ki böyle en güzeli bıçağı bırak kalem al. Kalem bıçaktan keskindir. Evet. Ve bir buradaki Elazığların da esnafların da berberlerin bile desteğiyle diyor ki bıçak taşıyanlar tıraş edilmez falan. Herkesin desteğiyle bıçağı bırak kalem al diye bir kampanya başlattık, konferansları verdik ve her bıçak getirene bir kalem, bir kitap hediye ettik. Evet. Öyle bir hale geldi ki çocuklar artık evdeki ekmek bıçaklarını getiriyordu, anneler şikayet ediyordu. Ama bu arada biz tabii çok tuttuk. Türkiye'deki basın Elazığ'dan, Elazığlılardan bahsediyor. Hatta diyorlar ki bu Feyzullah Aslan ne yapıyor? Bıçakla işlenen suçun cezası 10 yıl, kalemle işlenen suçun cezası 20 yıl. Bizi suça mı teşvik ediyor falan diyor. Halbuki bir suça değil de yani şiddetten arın diyoruz. Şiddete hayır diyoruz yani şimdiki o halde. Ve derken hakikaten çok tuttu ve bir baktık ki lan bıçakla işlenen suçlar azaldı. Kain değildi ama gerçek çocuk heyecanlı, kızdığı zaman dürtmüyor, evet, yumrukla evet vuruyor falan. Hatta bizden kalem aldığı için de falan ya bıçak kalemden değil, kalem bıçaktan keskindir diyor. Gidiyor şikayet ediyor yazdığı bilmem ne. Derken olaylar çözümlendi. Şimdi Lütfullah Valide'den bahsettiniz, ben saygıyla anıyorum. Lütfullah Valide buradan Sivas'a gitmişti. Ben de Sivas'a ziyarete gittim. Dün değil, evvelsi gün de Sivas'ta kitap günleriyle ilgili bir konuşmam vardı. Orada konu geldi. Ben gittiğimde Lütfullah Valide bana bıçak hediye etti. Niye? Sivas bıçağı meçhulmuş. Ya sayın valim biz bıçağı bırak kalem aldık. Ya dedi ki burada bıçakla olay yok ama Sivas bıçağı çok meşhur. Olsun evet sayın valim. Siz yine de kalem verin dedim. Aşık Veysel ne demiş? Hem okudum hem de yazdım. Yalan evet dünya senden evet dedim. Yani şimdi mesela Sivas tabayı artmış. Emniyettir onu diyordu. Ya müdürüm aslında o buraya yararmış. Buradan şuna geleceğim. Tabi bu bizim iyiliğimiz değil. Elazığlıların iyiliği, Elazığlıların güzelliği. Bakın ne kadar güzel Gazeteciler Cemiyeti, Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bedrettin Keleş Dumur. Evet. Ve sen buna siz kusura bakmayın. Bu olaya sahip çıktınız. O zaman bana da emniyet genel müdürü kızdı. Yeter dedi ya, bütün Türkiye senden bahsediyor. Ne meşhur adam mısın dedi ya, bırakın bunu dedi falan. Biz dedik ki tamam sayın genel müdürüm, biz Gazeteciler Cemiyeti bunu üstlendi, Fırat Havzası. Ve siz götürdünüz. Güzel şey. Dolayısıyla önemli olan sorunun parçası değil, çözümün bir parçası olmak. Evet. İşte bu Elazığlı, Gakkoşlar'da bu güzellik var. Bir de örf adetine bağlı, büyüğünü küçüğünü sayan ama birazcık da işte duygusal hareket eden, biz de Harputluyuz ama Harput kültüründe de şiddet yok. Evet. Onu hatırlattık. Ne mutlu, ben özellikle hatırlattığın için gündeme çok teşekkür ediyorum. Ama çok güzel bir, bu bıçağı bırak kalma, kalemi al demek, şiddete hayır demek. Evet. Yani şiddete evet hayır da dünyanın olayı, yani yurtta sulh, cihanda sulh. Tabii savaşma ki, tabii demek ki yani. Yani o bıçak nedir? İnsanı suça iter, insanı hapse attırır. Ama siz ne diyorsunuz? Kardeşim sen hapse girme, bıçağını bırak, kalemini al, oku. Kültürlü, eğitimli birer fert ol. Ülkene yararlı birer kişi ol. O bunu, kitabım yanımda yok. Bıçağı bırak, kalemi al ile ilgili 30 kıta şiir yazdım. Evet. Bilmek için, gülmek için, Fırat Üniversitesi'ni kazanmak için, eşe dosta saygı için, öğrenme adabı, öğrenci adabına uymak için bıçağı bırak, kalemi al diye başlayan 30 kıta şiir. Evet. Yani hakikaten... Yani söz uçar yazı kalır. Evet. Kalemle her şey olur. O nedenle sözünü kesiyorum. Çok özür dilerim. Yani şimdi bakın elime kalem verdiniz evet yaz diye. Evet. Dolayısıyla kalem her zaman bıçaktan keskin.
Ve onu da Elazığ'da zaten harplı kültürle belli etmiş. Ama gençlikte hani akıl yaşta değil, baştaymış ama başa getiren de yaşmış. Yaş ilerledikçe geliyor. Gençken de bu çayırdan alırsan olay olmuyor, sabıkalı olmuyor ve gelecekte bir gün uçaktayım. Öğrenci İşleri Daire Başkanı'ymış Ankara Üniversitesi'nin. Beni gördü buradan Ankara'ya giderken. Müdürüm sayenizde dedi, ben şimdi daire başkanıyım. Eğer bu çay elimizden olmasaydı belki bir arkadaşı bıçaklardım ya. Şimdi sabıkalı olurum diyor. Ne kadar gurur duyduğunuz değil mi? Bu çok güzel bir olay. Evet. Gerçekten güzel. Evet. Onun için ben bu kurallara uyan, bu uygulamayı destekleyen, bu kampanyaya destek veren ve bu kampanyadan feyiz alan herkese çok teşekkür ediyorum. Bugün bir de bu Hazaradağlı İlkokulu vardı. Orada benim de teyze kızı öğretmendi. Tavana kalem bıçaktan keskindir diye bir şey yazmışlardı. Evet. Ama okul şimdi yenileniyor, yıkılmış. O kalem bıçaktan keskindir olayını müzeye koymuşlar. Geri diyor oraya yazacağız. Evet, çünkü ne kadar güzel bir olay. Evet. Ben onlara da sevgiyle, saygıyla anıyorum ve de gevezelik ettiğim için de özür diliyorum. Estağfurullah Sayın Müdürüm. Sayın Müdürüm, tabii siz eski bir emniyet genel müdürlüğü de yaptınız. Eski bir emniyetçisiniz, tecrübelisiniz. Günümüze doğru uyarlanırsa adi suçlar içerisinde bıçaklanma olayları günümüzde çok fazla ülke genelinde. Maalesef bunun önüne geçemedik. Yani bunun için ne yapmak gerekir? İşte hemen hemen bütün televizyon kanallarında her gün işte bıçaklama vakaları, hadiseleri, üzücü olaylar maalesef var. Yani bıçakta en basit, en rahat taşınan bir suç aleti aslında olmaması lazım ama maalesef işte suç aleti oluyor. Neler söylemek istersiniz? Şimdi tabii önce bir öfke kontrolü, daha doğrusu bu anaya babaya okula düşüyor. Öfke kontrolü. Yani öfke hırsla kakan zararla oturur. Bunu bir şekilde çocukluğundan itibaren vermek lazım. Biz yani çocuklarımıza silahla milahla işte erkeği, kızı, bebekle falan şey yapıyoruz ama değil bu. Başlangıçta doğuştan itibaren başlayacak bir şey. Ama öfke kontrolü, bir ötesi de eğitim tabii. Eğitim evet. Her türlü güzelliğin kaynağıymış. Sevgi ve bilgi paylaştıkça çoğalır. Dertler de paylaştıkça azalırmış. Evet. Eğitim ve bıçağın da tabii amacı ne? Ekmek kesmek, işte bağ budamak bilmem ne. Meyve kesmek. İnsanı bıçaklamak için tabii. Değil. Amacı da taş bile amacı dışında kullanıldığı zaman silah oluyor. Silah oluyor. Ha, yasak da yok. Zorunlu ihtiyaç maddesi bıçak. Ama onu amacı dışında kullanmamayı öğretmek lazım bir. İkincisi, belki de bu sinirlendiren olayları ortadan kaldırmanın yolları nedir? Niye sinirleniyor? Niçin kavga ediyor? Belki bunları aramak lazım. Tabii çok kahin olmayayım ben. Ama bir ötesi de insanların birbirini kırmadan yaşamasının şartları nedir? Ortam nedir? Onu bulmak lazım. Evet. Ha, Elazığ'da bu gerçekten problem yok aslında. Türkiye genelinde bakarsan çok yok. Yani ha, bir ötesi de Elazığ örf adetine, kültürüne bağlı. Ha, birazcık çocuklarla eğer çocuğunun gözyaşını silmeyen oturup onunla birlikte ağlar derler. Tabii. Çocuk yaşta bu eğitimleri vermek lazım. Çok yoğun mu? Değil. Ama suçun az olduğu bir yerde 10 tane suç olursa çok oluyor. Ama 100 tane suçun olduğu yerde 150 tane olsa çok fark etmiyor. Tabii. Dolayısıyla göze batmasının sebebi de Elazığ'daki asayişin düzgün olması. Çok kötü değil. Ama daha güzeli var, güzelin de güzeli var. Hani biz de bankayız ama Osmanlı Bankası diyor ya. Güzelin güzeli. O nedenle öfke kontrolü ve gereksiz malzeme, bıçak taşımamak. Bir ötesi de arkadaşına saygıyı, iletişimi ve de problem varsa hakkını kendin ihkakı hakla, yani senin cezalandırmayıp devletin hukuk sisteminde bir suç işleyen varsa, bir de suça mağdur olan varsa, suça mağdur olan gidip ilgili kurumlara, kuruluşlara şikayet ediyor. İlgili kurum kuruluşlar buluyor işte polis, evet. Jandarma, şu bu. Adliyede gereken cezayı veriyor, eğitimi veriyor, cezayı veriyor. Dolayısıyla ihkak hak, kendi hakkını kendin almak, kendi cezanı kendi vermek olayı yok. Bunu öğütlemek lazım. Ben Milli Eğitim Bakanlığı danışmanlığı da yaptım. Talim Terbiye Kurulu üyeliği de yaptım. Aynı zamanda öğretmenim. Burada değerleri de kaybettirmemek lazım ama en başta gelen de herkes haddini, hukukunu evet. Bilmeli. Zorla da bir şey almamaya kalkmamalı. Suç işleyenin de cezasını kişinin kendisi değil, devletin ve hukuk kurulunun vereceğini bilmesi ve bildirilmeli diyorum ben. Evet. Siz tabii aynı zamanda yine buradan devam edelim ama tabii Elazığ günlerine döneceğiz. Danimarka güvenlik ateşeliği görevinde evet. De bulundum Sayın Müdürüm. Ben de Danimarka'yı gördüm. O evet. İskandinav ülkelerinin hepsini gördüm. Mesela orada suça teşkil edecek, suç işlenecek olaylar yok hemen hemen. Niye yok? Kanunlar kati ve kural koyulmuş. Bunu yaparsan şu cezayı alırsın, şunu yaparsan bu cezayı alırsın ama bizde maalesef yok. Hırsız
hırsızlık tespit ediyorlar, hırsızı yakalıyorlar. 5 gün içeri atıyorlar veya atmadan bakıyorsunuz adliyeden serbest bırakılmış. Yani suçun bizde karşılığı maalesef yok. Efendim onun ötesine bakın, ben Danimarka, İsveç, Norveç, Finlandiya emniyet müşavirliği evet. yaptım. Birçok ülkeyi de gezdim. Emniyet teşkilatında, merkez teşkilatında biraz da İngilizce öğretmen olduğumdan çok çeşitli ülkelerde inceleme yaptım, karşılaştırma yaptım. Şimdi Danimarka'da bizzat 3 sene kaldım ben. Antalya Emniyetliği'nden Danimarka Emniyet Müşavirliği'ne gittim. Orada inanır mısın 3 yıl içinde bir trafik kazası görmeden geldim. Ya bizden çok akıllı falan değiller. Bizden çok iyi değiller. Yolları bizden çok çok iyi değil. Bisiklet çok kullanıyorlar. Ama bizde kurala uymazsak çok önemli değil. Bir kere delmekte bir şey olmaz diyor. Bizim Türkler orada kesinlikle hatalı park, yasak yere park etmiyor. Cezası af yok. Ama buraya gelecek her yere bırakıyor. O işte eğitim, kültür meselesi. Evet. Mehmet Akif demiş ya, dinleri işimiz gibi, işleri dinimiz gibi. Yani adamlar, yani Müslüman değil, gavur diyoruz ama kötü bir niyetleri yok. Yani ben polisi kandırayım, polis beni görmez, aşırı sürat yapayım, kemere bağlamasam da ondan kaçayım. Yok, adam kurallara uyuyor. Ben Danimarka'da hiçbir gün emniyet kemerini bağlamadan çıkmadım. Evet. Ve evimin önündeki park yerine bile parayla park ettim. Hatta park yeri çok zor olduğu için bisikletle gidiyor insanlar. Bir gün çok ilginç anılarımı anlatayım. Bak o kadar ilginç ki, ben Danimarka emniyet müşavir oldum da alışmışım. İşte Türkiye'de emniyet birine hizmet bol, arabası var, makam şoförü var, koruması var, garajı var, otoparkı var, lojmanı var falan. Orada yok bir şey, devlet o imkanı sağlamıyor. Benim yeğenlerim Almanya'da bana bir Mercedes aldı geldiler, verdiler dayı senin olsun falan filan diye neyse. Arabama emniyet genel müdürlüğünün önünde, Danimarka emniyet genel müdürlüğünün önünde park yeri bulamıyorum. Dedim ki nasıl bulacağım? Dediler ki emniyet genel müdürü Kim Kılıvır'a git. Onu anlat bulurlar, eski müşavir. Kalktım gittim, randevu aldım gittim. Kim Kılıvır beni karşıladı ve bana da çok saygı duyuyor. Diyor ki sen nasıl polissin, sen tiyatro yazmışsın, kitap yazmışsın, hukukçusun, öğretmensin, polissin diyor ya. Bizde polis, polisten başka bir şey bilmez diyor. Sen her şeyi biliyorsun falan. Neyse uzun hikaye. Dedim ki Sayın Kılıvır ben araç park yeri bulamıyorum dedim. Benim emniyet genel müdürlüğüne gidiyorum. Elçinin önünde var. Ama emniyet genel müdürlüğünde Danimarka merkezde, Kopenhag'da bulamıyorum dedim. Dedi ki yok dedi. Bir anda sinirlendim. Dedim ki nasıl yok ya? 5 araçlık park yeri vardı. Oraya da görevliler park ediyor. Tabii biz biraz da işte Türklükten, sertlikten, şundan bundan. Sen nereye park ediyorsun dedim. Genel müdür ne dedi biliyor musun? Ben bisikletle geliyorum dedi. Hayda. Şimdi bisikletle gelen bir emniyet genel müdürüne nasıl park yeri istersin? Bir daha ben de bilmedim. Yine çok güzel bir anı anlatayım. Bak Danca Manca bence şurada var. Olayla ilgili anılarımı da yazdım. Kitaplarda ben her konuda. Evet. Bir gün Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan'da hocaları teravih kıldırsın diye 10 tane hocayı Danimarka'ya göndermiş Kopenhag'a. Rahmetli benim babamın da Allah rahmet eylesin, rahmetleniyor. Keçören'deki, Ankara'da Keçören'deki imamı, camisinin imamı da gelmiş. Babam demiş ki benim oğlum orada demiş, onu bul, gör falan. O da hemen cemaate söyleyecek, cemaat zaten beni buldu. Gittim, ziyaret ettim. Dedi ki biz 10 kişi geldik Türkiye'de, Daren'le Müfüs'te dahil 10 kişi var. Onlarla beraberiz falan. Dedim ki bir gün söz verin, bana gün verin, ben sizi gezdireyim. Bir gün aldım bunların hepsini, minibüs kağıdım, bütün Kopenhag'ı gezdirdim. Sonra meclise götürdüm. Meclisi gezdirdim. Mecliste 3 tane Türk milletvekili var, onları gezdirdim. Sonra aşağıda da ahır var, meclisin altında ahır düşünebiliyor musun? Evet. Ben de o atlara biniyorum. Atlardan birisinin adı da Aslan, birisi de Yiğit. Ben de aslanım, yanlara biniyorum falan. Nereden geldiğini de öğrendim, Osmanlı'dan örnek almışlar. Orada hep o atlar Aslan, Yiğit. O da resim çekiyordu. İmamlardan birisi eksik kalıyor yani resim çeken. Bisikletli bayan geçiyordu. Ona please take a photo dedim İngilizce. O da of course diye geldi. Ben bisikletli ya garibanın birisi diye çevirdim. Tabii imamlar da garibim. Hem de Ramazan'da böyle Ramazan'da bayan da resim çekiyor ya daha da iyi. Şöyle diyecek, böyle diyecek uzadı. İçeride bizim Sivaslı, Danimarka'da çok Türk var, 20 binde Sivaslı var Kopenhag'da. Güvenlik görevlisi. Türkler ama kulullar hep genelde. Yani kulullar İsveç'te. İsveç'te mi? İsveç, kulu ve cihan beyler İsveç'te çok. Evet. Ama Danimarka'da 60 bin Türk var, 20 binde Sivas Şarkıştalı. Elazığ'da da var orada ama az. Evet. Sivaslı güvenlik görevlisi benim tarafıma geldi dedi ki, müdürüm o fotoğraf çeken bayan kim biliyor musun? Kim dedim. Dedi ki Danimarka Başbakanı her nüktör nümçümüt lan deme. Biz gariban diye çevirdik, kadın başbakan bisikletle geçiyor. İmamlar duydu ya, aa biz artık beraber çektirelim falan filan, 15 dakika neyse hep beraber çektik. Giderken thank you very much dedim, you're welcome dedi gitti. Ya başbakan bisikletle gidiyor, düşünebiliyor musun? Onda
şey diyor ki, Darende müftüsü değil, sonra Mardin müftüsü oldu. Ya müdürüm sen büyük adamsın diyor ya. Başbakana fotoğraf çektirdin. Ya yok garip diye ben çevirdim diyorum. Nerede bileyim. Sonra Darende müftüsü Ali Bey, Mardin müftüsü oldu. Diyor ki, müdürüm sana helal olsun diyor, Türkiye'ye gelecek. Başbakanla fotoğraf çektirdin, il müftüsü oldum diyor. Bir daha gelelim çektim, bir Diyanet İşleri Başkanı olurum. Buradan şuna geleceğim. Kurallara uymak ve mütevazi olmak, abartıya kaçmamak. Ama biz de trafik polisini kandırmak için her türlü numara çekerler. İşte burada bir de trafik eğitim yılı ilan etmiş evet. Burada. 2001 Elazığ trafik eğitim yılı. Dur, kural bir, trafikte tedbir. Uymayanlara evet. Takdir, tektir. Uyanlara evet. Takdir, takdirin kaynında eğitimdir. Ya başlamıştık. Evet. Elazığ 2001'de. Yani şimdi kurallara uysunlar diye bayan polislere, kusura bakma uzatıyorum. Bayan polislere kavşaklara vermiştik. Evet. Bayanlar ağlıyor, bizi buradan al. Niye? Efendim bizi dinlemiyorlar diyor. Bir gün bayan polisin birisi gelmiş alıyor. Müdürüm ne olur diyor ben oradan. Niye dedim? Efendim dedi kırmızı ışıkta geçti. Durdurdum ya kırmızıyı görmedim. Nereye geçiyorsun? Memur hanım kusura bakma. Kırmızıyı görmedim de seni görmedim diyor. Bunun üzerine dedik ki ehliyet sönmeyin. Ne dönüşü Nazıköy'üne. Evet. Oturduk trafik tiyatrosu yazdık. Kulduk oynattık. Sonunda da söz aldık. Ama ne oldu? Sonradan uyumaya başladılar. Demek ki kurallar uymak için var. Tabii. Uymazsan bir kere uymamakla bir şey olmaz demek olmuyor. Tabii bunu bir tek Elazığ'da değil. Ama her yerde. Ama Elazığ'da bizim kitabın birisinde kapağında var Gülgül Duruşu'nda. Kebanın ineklere bile trafik kuralına uyuyor. Yolun sağına evet, park ediyor. Bu da Türkiye'ye gündeme girdi. Ve rahmet tanıyorum Mehmet Topal'ı burada. Yazmıştı. Türkiye Avrupa Birliği'ne girmeden Elazığ'ın inekleri Avrupa Birliği'ne girdi. Afiş oldu Avustralya'da. Evet. Trafik afişi. Dedi ki helal olsun bizim Elazığ'ın inekleri Avrupa Birliği'ne girdi. Nereden nereye? Neyse. Sonuçta şunu diyeceğim. Yani olay olmamasının, suç işlenmemesi sebebi neme lazımlık değil, vurdum duymalık değil. Kuralların hepsi iyilik için konmuştur. Onu hiçe saymamak. Şoförlerin hepsi ehliyet imtihanlarken bütün kuralları öğreniyor. Öğrendikten sonra uygulamıyor. Evet. Türkiye'de bir sürü kaza oluyor. Danimarka'da hiç görmedim 3 yılda. Evet, evet. Olacak şey mi? Onları methetmiyorum. Ama onlar kurallara uyuyor. Kurallara uyuyorlar. Bizim uymamız gerekirken, bizim yani dürüstçe davranmamız gerekirken onlar hani diyoruz elin yavru diyoruz. Ama evet. Elin yavru dediğimiz kurallı. Disiplinli, kuralcı, hak yememe konusunda gayet eminler. Değil mi? Temkinliler, kesinlikle. Eminler. Kesinlikle. Biz de ya biraz yani, daha farklı tenkit etmiyorum ama evet. Yani şimdi biz de komşu komşunun külüne muhtaçtır, komşunun açken sen tok yatamazsın diyoruz doğru evet. Ama orada devlet kimseyi aç bırakmıyor o zaman senin külüne de muhtaç değil. Evet. Bu kadar evet. Basit. Aynen öyle müdürüm. Evet. Neyse çok fazla laf etmeyeyim. Sayın müdürüm bir Kel Mahmud hikayesi var değil mi evet. Elazığ günlerinde. Şimdi tabii Han kendinin bir köyü. Yani o Kel Mahmut nasıl Gül Mahmut oldu? Şimdi gerçi gene Kel Mahmut olmuş diye duyduk. Bir anlatabilir misin o hikayeyi? Tabii öncelikle ben burada herkese selam saygı Kel Mahmutlara, Gül Mahmutlara selamlar diyorum. Ondan önce Bilbaylara, final dershanesinin ortaklarına bir gün baskıyla gidiyoruz. Topal uşağı, bilmem toparken, evet. Bilmem sağlam, bilmem ne uşağı, hepsi uşak. Evet, evet. Dedim ki ya bir gün burada sağlam uşağı yapalım, yok olmaz falan dediler. Sonra tabii buradan açıldı laf. Kulaklar çınlasın. Osman Aydın Vali, Lütfullah Bilgin Vali de burada saygılar sunuyorum. Osman Aydın Vali'nin zamanında. Kel Mahmud'un muhtarı dedi ki bir gün konuşurken, ya müdürüm dedi, bizim çocuklara dedi, nerelisin diye sorduklarında genç çocuklar Kel Mahmud'u izlemeye utanıyorlar. Durupınar'la izliyorlar dedi. Durupınar niye? Mi? Kel demek, Durupınar'da komşu köy. Komşu köy diye. Komşu köy evet. Yani Kel dememek için Durupınar'la evet. izliyor. Dedim ki niye? Ya yani Kel Mahmud'u izlemeye utanıyorlar. Kel, niye Kel olsun çocuk köy? Dedim ki ya motor onu değiştirelim ya. Yani köyün adını değiştirmek çok zor değil ya. Nasıl olur falan filan. Yani sistemi biliyorum bir de hukukçu olmaktan falan filan. Vali Bey'le konuştuk. Su bu. Bir referandum gerekiyor. Bir referandum yapıldı. Değiştir mi değiştir falan filan. Ne olsun? Bu sefer gündeme ben getirdim ya muhtarına. Demiş ki emniyet bürü madem bunu dedi o bulsun falan. Bir de yani keli ne yapmak lazım? En kolayı iki harfle Gül Mahmut yaptık. Yani olur mu olur kabul ettiler. Her evin önünde de gül fidanları falan böyle çekiştik. Saçlı Mahmut demediniz mi? Yok Kel Mahmut, Gül Mahmut yaptık. Evet. Saçlı Mahmut senin saçın çok aslında. Yani aslında kellikle de artık mücadele var. Saç ektiriyor millet. Kellik evet. Diye bir şey kalmadı ben ki ya. Ya. Niye kel evet, olsun evet. Ya. Herkes saç bile ektiriyor. Ulan biz bedavadan kellikten kurtarıyoruz. Ama sonradan tabii şimdi çok üzüldüm. Ben Kel Mahmut'lara burada saygılarımı sunuyorum ama sitem de ediyorum. Yok bizi çok lightlaştırdı ya. Geri kele dönmüşler Gül Mahmut'u. Ama aslında da Kel Mahmut da değilmiş biliyor musunuz? Onun geçen de öğrendim. Arapça'da bizim Türkçe için Arapça harfler var ya. Evet. K ile G birbirine çok benzer. Aslında Arapça okumadım ben biliyorum. K ve G, kaf, gem hesabında.
Aslında Gel Mahmut'muş. Gel Mahmut. Ama Türkçe'ye çevirirken hatta Kel Mahmut diye çevirmişler. Ama bizim Kel Mahmut'lar, biz Kel Mahmut. Ulan, halbuki saçlı Mahmut olsun, saçlarını eksilme. Hani, ama buradan şurada diyorum, gene de bu güzellik, gene de bu özellik. Bunun benzerini çok yaşadık. Ben yine Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nden, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nden ilginç şeyler yaşadık. Burada bile meydan karakolu var. Meydan karakolu meydanda değil. Ya niye meydandaymış? Meğerse çok eskiden meydandaymış, benden çok eski. Sonra getirmişler Malatya yoluna, hiç meydan yok onda. Meydan karakolu. Ya meydan bunun neresinde? Yok. Eski karakolun adını değişmiş. İsmine uygun olsun yer. Değil mi? İşte bir şehidimizin adını verdik. Şehit Mustafa Demirci Meydan Karakolu falan. Evet. Mesela Elazığ'da, ben Elazığ diyorum, Antep'te, Gaziantep'inde Gülen Polis, Güldüren Polis. Benim lakabım Güldüren Polis. Google'dan girsin bütün seyirciler, izleyiciler. Güldüren Polis Feyzullah Aslan, telsiz konuşmalar diye çıkar. Şimdi Çık Surut Polis Karakolu. Çık Surut. Surut suratını az demek. Biz Gülen Polis, Güler Yüzlü Polis diyoruz. O Çık Surut Polis Karakolu. Ya biz Gülen derken sen suratını niye astırıyorsun? Meğerse mahallemde de Çık Surut'muş. Babasına küsmüş, gitmiş bir ev yapmış zamanında adam. Adam oraya Çık Surut demişler. Karakoluna da Çık Surut. Ya Gülen Surut olsun. Ve o Çık Surut Karakolu'nu mahallenin kararıyla Güven Polis Merkezi yapmıştık. Yine Antalya, Alanya'da Otogar Karakolu diyor. Antalya Emniyet Büro oldum. Gittik lan Otogar Karakolu gittik. Otogarda değil ama Otogar Karakolu. Meğerse daha önce otogardaymış. Değiştirmiş. Hala Otogar Karakolu. Ya turistik bölge burası, otogar olur mu ya? Otogar yok, millet diyecek. Ama akla gelmiyor. Bazı şeyler de düşünmek gerekiyor. O nedenle sözü çok uzatmayayım. Estağfurullah. Yani olayına yine Danimarka Emniyet Müşaviriyim. Kocatepe Camii diyorlar. Ben de yeni gittim. Cuma'ya gideceğim. Arıyorum, arıyorum. Tepe mepe yok. Kocatepe. Neyse sorarken sorarken Çukur'da bir yer. Ya niye Kocatepe? Ankara'daki caminin adını koymuşlar. Dedim ki Danimarkalılar duysa lan bu Türkler geldi. Çukur yer evle Kocatepe dediler. Nasıl bir acemiliktir? Evet. Öyle de yani konumuna yapmam. Uygun isim olması lazım. Tabii uygun. Ama Elazığ'da böyle güzel isimler de var. Ama tabii geçmişte Hüseyinlik bilmem ne. Evet. Ama en güzel isim de Harput. Harput. Evet. Elaziz. Elazığ. Elaziz. Güzel evet. Şeyler de var. Evet. Ben Sayın Müdürüm tabii evet. Elazığ'da farklı bir polis müdürlüğü yaptınız. Yani makamda oturmaktan ziyade hep dışarıda halkla iç içe, vatandaşla iç içe, esnafla iç içe oldunuz. Mesela özellikle hafta sonları, cumartesi günleri mutlaka bir esnaf ziyaretleriniz. Her esnafta birer çay içme ziyaretiniz olurdu. Ve birçok insanla da böyle bu hani Gülen Polis diyorsunuz ya, evet. Hakikaten sohbetler, anılar, sizde o kadar anı çoktur ki. Yani bizim eski meydanımızın adı, hani şimdi oraya geleceğim, belki orada bir isim bulursun. Bit Meydanı. Evet, bit. Yani niye Bit Meydanı? Değil mi? Yani orada çok esnaf arkadaşlar vardı. Eskici birlikte de gitmiştik sizinle. Benim arkada bile Lope Market diyor, Bit Pazarı demek. Şimdi şöyle tabii, polis sokakta olmalı. Yani evde oturan, karakolda oturan polis olmalı. Bir de hatta ilişkin olacak ki haberdar olasın, çözesin. Haber almazsan nereden bileceksin ne olduğunu? Ha bir de herkes polisten çekilmeyecek. Derden rahat alınacak. Ben o zaman burada, ben derken emniyet teşkilatının toplum destekli polis. Sizden biriyiz, sizin için varız. Evet. Sizin huzurunuz bizim gururumuzdur. Size yardım edebilmem için lütfen bize yardım edin sloganlarımız vardı. Ve ben de bize her zaman şikayet değil, ziyaretle gelin. Bir çay içelim, sorunları birlikte çözelim diyor. Böyle pankartlar atmıştık falan o zaman. Evet, ama evet. Ben de görüneyim. En azından yabancı değilim ya onun için. Tabii. Ve o samimiyeti kurmuştuk. Şimdi bir gün gece saat 11'de 12'de bir hacı amca pijamasıyla karakola geliyor. Karakol nöbetçi diyor ki hayırdır nereye? Sohbete geldi diyor. Ne bu hal diyor. Emniyet müdürümüz diyor ya diyor, bir çay içerim sonra bir şey çözerim. Uyku tutmadı geldim diyor. Şimdi bu güzellik işte ondan evet. Haber alabiliyorsun. Niye? Hoşunuza gidiyor muydu? Nasıl? Hoşunuza gidiyor muydu? Tabii mesela? Güzel. Değil ama mi? Zaten haberi ondan alırsın. Evet. Oğlunun problemi varsa, kızının problemi varsa, mahallede problemi varsa, köpeklerde problemi varsa diyor. Köpekler kısırlaştı. Oğlum benim derdim kısırlaşması değil, bana havlaması ilgili diyor yani. Ondan duyacaksın. Şimdi böyle güzel şeyler duyuyoruz. Yine bir gün gece saat 2'de adam birisi lojmana geliyor. Ben kapım her zaman açık, ne zaman isterseniz gelin derdim ben. Gece 2'de derdi var geliyor. Diyor ki müdürle görüşeceğim. Polisler diyor ki keban yoldukları, emniyet bunu bu saatte uyuyor, ne görsün? Hanlan diyor, bunun kapısı 24 saat açıktı. Haklı, evet. Ben kapımı her zaman açık diyorum falan. Gürültüyü duydum, yukarıda sordum, nedir dedim. Dedi ki efendim, birisi sizinle görüşmek istiyor ama sarhoş, bu saatte görüşemez. İyi gereğini yapın dedim, kapattım. Ya sonra uyku tutma dedim ki ya bu adam biraz benim sözüme güvenmiş gelmiş. Tabii. Bana her zaman gelebilirsin. Ya niye gelsin gecenin ortasında, bir derdi var ki gelmiş.
Eşofmanlar gidip indim aşağıya. Çocuklar da benim Ankara'da üniversite okuyor. Anam da yok ya dedim. Oo müdürüm sen hoş gelmişsin bana. Belli sarhoş. Dedi ki müdürüm ya 5 kilo gazına gittik. Bütün paramı aldılar dedi ya. Buraya gelecek param yoktu dedi ya. Dedi ya dedi vallahi dolmuş param bile yoktu geldik. Neyse ilgiliye telefon ettik falan filan. Arasında gereğini yapın dedik ama kim olduğunu bile bilmiyorum. Bak çok güzel bir olay bu Elazığ'ın ahde vefası. Abi gitti ben de gittim yattım. 10 yıl sonra benim Ankara vilayetli evinde kızımın düğünü var. Ki Elazığ'dan gelenler var. Elazığ'ın valisi, emniyet müdürü, şu bu eski valiler var. Onun işlerinin içinde hoş geldin, hiç geldin. Müdürüm ben tanır mı dedi. Yok tanımadım dedim. Ya hani dedi şu dedi gazinoda çok para alan adam var ya. O benim. Peki burada ne işim var? Ya müdürüm sen hoş adamsın dedi ya. Adam gibi adamsın. O gün benim işimi çözdün. Ben de duydum geldim. Senin düğününe gelmedi. Kimin düğününe gelir dedi ya. Helal olsun. Yani şimdi dedin ya evet. Cumartesi pazarları gezerdin. Cumartesi pazarları gezerdim. Bir gün Gazi Caddesi'nde geziyorum burada. Bugün baktım da bulamadım. Saygıyla sevgiyle anıyorum. Vefat edenlerden Allah'tan rahmet diliyorum. Gel görün orada millet oturmuş. Şekerci Hasan, Nuri Önal bilmem gel gör Ahmet, Ramazan Emre falan filan orada. Saygı, sevgiyle anıyorum hepsini. Ben de orada yalnız başıma giriyorum bir cumartesi günü mecburiyetle. Demiş ya ulan bu bizim serseri müdürüne tek başına geziyor lan. Birisi densin birisi bir halt eder. Elazığ'ın adı kötülenir. Demiş ki oğlum sen bunu takip et. Beni takip ediyor bak ne kadar güzel. Ben koruma almıyorum ya. Elazığ'ın güzelliğine bak. Fahri koruma. Halbuki ben de bir şey beklemiyorum. Görünmeye ne yaparlar. Evet. Çocuk beni takip ediyor falan. Neyse ben dönüyorum. Normal dönüyor. Ertesi gün beni aradılar. Dediler ki ya müdürüm sen tamam iyisin, hassın, olsun, cesursun ama ya densizin birisi sana bir çelme taksa lan Elazığ'ın adı kötülenir. Niye bunu dövmüşler diye. Ayıp değil mi dedi sen bizi kötülüyorsun. Bizim imaj mı? Baktım adam denemiş. Haklı, akıllı. Demek ki ben bunu dinlemesem tabii. Olmayacak. İşte haklı ilişki bu. Bir güzel örnek daha anlatayım hatta işte gençlere de örnek olsun. Antalya Emniyet Müdürüyüm. Bir gün valilikte toplantı çok uzun sürdü ama herkesi bundan istisna tutuyorum. Korumaya polise dedim ki ya şurada bir lokantaya gidin de bir yemek yiyelim. Öğlen birde. Yerken lokantacı garson beni samimi görecek dedi ki ya müdürüm dedi sizin dedi polisler çok yiyor dedi ya. Niye dedim ya? Dedi ki vallahi 3 porsiyon kebap yiyor dedi. Lan nasıl yani dedim? Dedi ki efendim trafikçilerin dedi hesabında dolmuşlar ödüyor ya dedi. Ulan yani bedava mezar olsa yatacak. Çıktım giderken baktım hakikaten bizim trafikçiler hep göbekli. Lan dedim ki hiç dikkatimi çekmemiş o güne kadar. Bak vatandaş ilişkiden. Doktoru çağırdım. Dedim ki oğlum bak vücut kitle endeksinde bir olay var. Boyla kilo arasında 10 fark olacak. Evet. Bir genelge yapıyorsun. Herkes kitle endeksini ölçecek. Boyla kilo arasında 10 fark olacak. Fazla olanlara bir ay spor salonunu açıyoruz. Bir ayın sonunda uyumayanların hepsini trafikten alacağım. 3 gün sonra gazetelere yazıyor aleyhime. Feyzullah Aslan millete zorunlu diyet yaptırıyor, milletin rızkını kesiyor. Emniyet milletin rızkını kesiyor falan. 10 gün sonra gittim. Müdürüm artık kimse yemiyor dedi ya. Vallahi yemiyor. Şimdi bunu ben bu garsonla istibat kurmasam bilemeyeceğim. Tabii. Ve bu önlemi alamayacağım. O evet. Güne kadar düşünmemişim. Bak Aliz'den de gitmişim ha. Yani nereden nereye? Yine atlı polis kurduk. Yine Antalya'da. Atlı polis kullanma halde bir gün gittim. Sivil kıyafetle. Köylülerin polisin olduğu yerde bir yaşlı kadın torunlarıyla kahvaltı yapıyor. Pazar günü gittim. Teyze selam. Aleyküm selam. Tarım misafir kabul ediyor. Tabii falan konuşurken dedim ki teyze buraya polisler gelmiş. Komşu olmuş size. Ne yapıyorlar? Ne iş yapıyorlar? Hiçbir halt etmiyorlardı. Akşama at biniyorlardı. At koşturuyorlardı. Kadın baktım kızıyor. Ama haklı. Bizimkiler ata biniyor ama atı eğitiyor. Kendine eğitiyor. Evet. Aslında eğitim yapıyor. Ama o kadın sonra ki keyfe biniyor. Gittim emniyet amirini çağırdım. Dedim ki oğlum bak. Komşun senden şikayet ediyor ki akşama da at koşturuyor keyfine. Halbuki sen niye biniyorsun ata? Eğitim yaptırmak için. Ata ve polise. Tabii. Ama gitsen ona anlatsan, ulan keyfine biniyor demeyecek ya. Öğrenmek tabii. için biniyor diyecek ya. Bunu Vali Bey anlattığında ya, imaj maker gibi adamsın sen bunu. Neden öğrendin dedi. Neden öğrendin? Gittim vatandaşa sordum söyledi. Yani seninle irtibat kurarsan bak bugün tabii. ne kadar güzel şey veriyorum. Onun için haberi çocuktan al, haberi vatandaştan al. Tabii. Dolayısıyla polis çevresiyle ilişkili olacak ve haber alacak. Bazen de polis de direkt olacak. Bir gün yine bir yerde emniyet duruyorum, burada değil ama. Gece gittim, karakol nöbetçisi polis uyuyor. Ama bizde uyumak çok büyük suç, meslekten ihraç sebebi. Evet. Çünkü güven, herkes sana güveniyor, sen uyursan ne olacak? Et kokarsa tuzlasın, tuz kokarsa neyler? Tabii ki. Polis uyandırdım. Niye uyuyorsun dedim. Efendim dedi, gözlerimi dinlendiriyordum. Halbuki uyumak gözlerini dinlendirmek ama. Oğlum zaten uyumak dedim gözlerine. Yok efendim uyumuyordum. Tekmil dedim ona. Tekmil lan tekmil diyecek. O tekbir anlıyor. Eşhedü en la ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Şimdi ben bunu bizzat yaşamasam bu önlem alamayacağım.
Dolayısıyla bazı bunları da yazdık. İşte ceza veriyor muydunuz? Ödülü? Güzelliğimiz, özelliğimiz de burada ama tenkit için değil. Hataları eşek bile bir kere çamura batarmış, ikinciye batmalmış. Tamam mı? Dolayısıyla örnek almak lazım. Eşek diyecek aklıma geldi. Ben biraz da komik şeylere yazıyorum, güldüren polis diye. Şimdi Türkiye'ye Amerikalılar gelmiş. Diyorlar ki sizler karayolunu geçirirken nereden geçeceğine nasıl karar veriyorsunuz diyorlar. Bizimkiler diyor ki eşeğe salıyoruz. Eşek nereden giderse oradan geçiriyoruz. Evet. Eşek biliyorsun %20 meyilli olmaya yerden gitmek böyle gider. Amerika diyor ki peki eşek bulamazsanız ne yapıyoruz? O zaman diyor Amerika'dan mühendis çağırıyoruz. Biz de işte kain olmaya gerek yok. Yani kaynağı tespit edip sözümün kaynağını buluyoruz. Evet. Ama polis biraz da akıllı olmalı. Ve de vatandaşın emrinde olduğunu, müşterinin veli nimet olduğunu, müşteri hizmetinin de saygıdan geçtiğini bilmeli diyor. Tabii ki, tabii ki. Kusura bakma ben çok uzatıyorum. Müdürüm, tabii güzel bir yanı daha var. Araç benzinli mi, alkollü mü? Elazığ'da tabii. Şimdi tabii. Burada yaşanmış değil mi? Burada tabii. Evet. Aslında tabii ben burada tekrar sizin kanalınızla tüm Gakkoşlara selam, sevgi, saygılar diliyorum. Gerçekten hayatımın en güzel günleri veyahut da en verimli günleri burada geçti. Ben yurt dışında çalıştım, Antalya'da çalıştım, Elazığ'da, Kocaeli'de, Antep'te falan. Hepsine saygılar. Ama Elazığ bizim gürüne yakın bir de aynı kültür. Şimdi eş dost tanıdık, samimiyet var. Herkesle tanışıyoruz. Çok da güzel hizmetler oluyor. Bir gün yine gece saat 12'de 1'de geziyorum. Bir araç belli, alkollü, yalpa yaparak gidiyor. Gazi Caddesi'nden Doğu Kent doğruna, orada evine doğru gidiyor. Anons ettim, 3310 merkez dedim. Biliyorum dedi. Ekiplere anons edin, şu plakalı araç Gazi Caddesi'nden Doğu Kent'e doğru seyir halinde. Baksınlar, kontrol etsinler, araç alkollü mü dedim. Bütün ekipler yolu kestik, yolu kestik, yolu kestik, önlem aldık diye cevaplar verdi tabii. Herkes 15 dakika sonra 54-15 merkez sayın 33'ün dinliyorum. Efendim aracı aldık, aracı kontrol ettik, araç alkollü değil, dizelmiş, dizel diyor. Ben araç alkollü mü dedim ya, evet. Anlaşıldı dedim tabii. Bu şey var, bir bit yeniği var. Sabahleyin geldi, tabii burada adını anmayayım, saygıyla sevgiyle sayayım. Trafik müdürü dedi ki, müdürüm kusura bakmayın, akşam böyle bir anons oldu, böyle bir cevap verdi. Ama aldığımız şahıs... Gerçekten alkollü ama çok hata yapmayan, 40 yılda bir hata yapan birisi. Şimdi aracını alsak 6 ay gidecek, gece sabaha kadar o sizi, o sizi, o sizi arayacak. Ve de adam bir kere hata yapmış, bir kere hata telafi edilebilir ama hep yapan olsaydı. O nedenle dedi müdürüm, dizel dedi, kusura bakmayın. Ama çok güzel, bu Türkiye'de tuttu. Evet. Daha çok alkollü değil dizel. Ya biraz şifreli konuşuldu. Tabii ama yani alkollü de, yani anla işte ya, arife tarif gerekmez hesabı. Evet. Yine bir gün Elazığ'da oldu bu hadise. Emniyet kemeri kontrol ver. Vatandaşın birisi karısıyla gidiyor. Emniyet kemerini bağlamamış. Polis çevirmiş. Diyor ki beyefendi emniyet kemeri bağlamamışsın. Size ceza yazmak durumundayım. Bizim Gakkoşu hanımefendi. Yaz memur bey diyor. Yaz diyor. İkimiz yaz ki aklı başına gelsin. Ben buna evden çıkarken kemerini bağla dedim. Evlendiğim günden beri ne dersem tersim yapıyor. Hiç benim sözümden. İyi bir ceza yaz diyor Allah. Tam diyor bu cezasını görsün. Biraz da aklı başına gelsin. Evet. Memur diyor ki beyefendi zaten Allah senin cezanı vermiş. Bir de benden bulma. Hadi git güle güle, yolun açık olsun. Tabi bakmış kadın kızıyor. Valla demiş bunun benzeri bir Allah'ın cezası da bizim evde var. Bunlardan ne çekiyoruz bir bilsen demiş ya. Evet. Bu da güzellik. Aslında o cezadan daha iyi ceza biliyor musun? Tabii. Hem akıllandırmak, hem öğüt vermek, hem de bir daha o hatayı yaptırtmamanın yolu. Yani kendine karşı böyle kin besletmemek. Yani insanlara bazen hem Tanrı hem de hukuk inisiyatif vermiş. Diyor ki hakimin hukuk yaratması, kanunda kural yoksa, sen öyle bir kural koyacak adam olsaydın ne yapardın diyor. Bir kere hatayı affederdim diyor bunlar. Yani mesele bu. Dolayısıyla bazı şeyleri de illa öyle yazıyor diye yapmak gerekmiyor. Yani hani sen sağım pişir, sen sağın ye diyor ya. Evet, illa kendim pişir, kendim ye demeye gerek yok. Aynen sen sağım. Bir de müdürüm. Ama şunu anlatmadan geçemeyeceğim tabii, ben şimdi. Allah rahmet etsin. Ramazan Emre'yi burada rahmetle evet, anıyorum. Rahmet etsin. Saygıyla, şükranla anıyorum. Bir gün geldi dedi ki, ya müdürüm dedi, sabahtan akşama kadar çıktı. Aşağı çarşıyı gezdim. Kafama göre bir ayakkabılamam dedi. Ben de Sivas'tan gelen, Ürün'den gelen, Ankara'dan gelen. Ya Ramazan Bey, kafana göre arasan zaten bulamazsın. Ayağına göre arayacaksın. Ayağına göre kafana göre şapka da kalkmışım. Şimdi bu çok tuttu. Ve Ramazan abinin de biraz kafası büyüktü. Evet. Herhalde ondan dolayıydı. Bulamıyorum. Ya yok, kafana istediğime göre, isteğime göre. Turgut Özal'ın da bir yeğeni vardı. Hüsnü neydi? Eski bakan. O da işte bir mağazaya gitmiş. Onunla bir fikrası vardı. Şapka görmüş. Yani Yusuf Bozkurt Özal'ı mı diyorsun yoksa şey onun oğlu mu diyorsun? Hüsnü, evet. Hüsnü neydi? Turgut Özal'ın yeğeni.
Hangisi acaba? Adı Hüsnü'ydü de. Hüsnü Özel Hüsnü mü? Hüsnü. Ha tamam Hüsnü tamam. Mağazaya gidiyor şapka şey Hüsnü, görüyor. Yeğen Hüsnü tamam. Yeğen Hüsnü. Tarım Bakanı evet. Evet. Mağazaya gidiyor şapka alacak. İşte çıkartıyor bakıyor kafasına takıyor. Fiyatını soruyor pahalı diyor. Diyor pahalı diyor alamam. Adam oradan diyor ki çıkıyor gidiyor Hüsnü Bey. Diyor ki beyefendi beyefendi diyor bu şapkayı başka yerden bulamazsın. O da diyor ki sen de bu kafayı başka yerden bulamazsın. Bizimki ama düşünceme göre evet. Ayakkabı diyor. Geçenlerde daha doğrusu çok kullanıyorum ben bunu. Elazığ'da da bu yüzden beni çok seviyor. Ben de anadan doğum olmasa da sonradan olma Elazığ'dayım ya. Bunu uyarladım şimdi. Antalya'da sabahları yürüyorum. Parkta yazmış tasmasız köpek gezdirmeyin diye. Bunu gören bizim Gakkoş köpeğiyle gezerken hemen köpeğiyle gidiyor bir pet shop'a. Diyor ki köpeğime bir tasma verir misin kardeş diyor. Nasıl olsun diyor. Kafana göre ver diyor. Hı diyor ben köpek miyim diyor adamı karakola kadar kovalıyor. İzle karakola diyor ki bu adam beni kovalıyor ne dediysem. Ne oldu ne oldu? İyi polis diyor ki sen o köpek demişsin kafana göre tasma ver. Yok kardeş diyor ben senin düşüncene göre verdim. Düşüncene göre. Evet. Yani sen de kafana göre bir müdür konuşmacı buldun onu da bilesin. Evet müdürüm siz her zaman Sivaslıyım ama Elazığlıyım diyorsunuz. Sivas'ta öyle. Doğdum diyorsun ama hakikaten bunu çok samimi duygular içerisinde söylediğinizi biliyorum. İçten söylüyorum. Biz de sizi zaten bir polis müdürü olarak değil de bir abi gibi biliyoruz, görüyoruz. Her zaman bazen Feyzullah abi diyorum konuştuğumuz zaman. Bazen Feyzullah müdürüm diyoruz. Yani o kadar bir samimiyet ve güven var ki birbirimize karşı Elazığlılarla sizin aranızda. Yani siz de buna binaen zaten ne diyorsunuz? Benim en güzel günlerim Elazığ'da tabii. Geçti diyorsunuz. Ve bugün bile halen yıllar sonra Elazığ'a sık sık gelip gidiyorsunuz. Nedir bu Elazığ'ın? Ha nedir şöyle bakın bizim şimdi ben Gürün doğumluyum ama Gürün'de ilkokul birden itibaren ayrıldım. Gürün'de çok kalmadım. Sivas'a hiç gitmedim. Bizim emniyet teşkilatı mensupları da memleketine sınırlarda bile çalıştırmazlar. Benim çalıştığım en yakın yer Elazığ. Ben en yakın yer Elazığ. Hiç Gürün'de Sivas'ta hiç çalışmadım çok da bilmiyorum. Memleketime en yakın yer ama memleket kültürüne en uygun yer de burada çalıştım. Ha bunun ötesinde de ya ben burada 3 sene çalıştım ve çok da anlaşarak çalıştım ve hayatımın en verimli günleri bana göre burada ve kitaplar yazdım böyle. Evet onları da konuşacağız son sorumuz da olacak. Ama bıçağı bırak kalem aldım falan. Ha, dolayısıyla ben buradan da Elazığ'dan Kocaeli'ye gittim. Çok kısa süre sonra 4 ay sonra da 2001'de 98'de geldim. 2001'de Elazığ'a evet. Emniyet Müdürlüğü'nden Kocaeli Emniyetine çok kötü bir ortamda emniyet tutuklanmış problemler vardı. Bulun Türkiye'de işini iyi yapan bir adam deyip beni bir gecede şutladılar burada. Yani istemeden götürdüler. Evet. Ben aslında hanım çocuklar Ankara'daydı. Kocaeli'ne değil, hanım eline gitmek istiyordum. Kocaeli'ne gittim. Orada da biraz sert girdik falan ama iyi şeyler yaptık. Ben emniyet genel müdürü yardımcısı yaptılar ama hukukçuyum ben, eğitimciyim, biraz çok okudum. İşletmeciyim, kamyoncuyum, işte polisim, avukatım, noteriyim, arabacıyım, işletmeciyim. Her şey var neyse. Dediler ki ya emniyet teşkilatının sözcülük müessesesi yok. Buna bir şey bu. Ben de bunu... Çok uğraşarak kendi gayretimle Emniyet Genel Müdürlüğü Sözcülüğü kurdum. Evet, ilk kez siz kurdunuz. Elazığ'dan gittikten 4 ay sonra 10 Nisan 2001'de gittim. Ağustos 2001'de de Emniyet Genel Müdürlüğü Yardımcısı oldum. Yani 4 ay içerisinde. Evet. Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos 4, 5. ayda. Tabii beni Elazığ Emniyetliğinde bıçağı bırak, kaleme, kampas Elazığ'da, işte trafik eğitim yılı, tiyatrolar, kitaplardan falan kamuoyu da tanıyor. Bu sefer herkes Elazığ Emniyet Müdürlüğü de Elazığ Emniyet Genel Müdürlüğü yapmış dedi. Ama ben de zaten Gürün'de biraz kalmışım. Sivas'ı hiç bilmem. Elazığ'ı daha çok biliyorum. O Emniyet Genel Müdürlüğü sözcülüğünü 112 hafta istisnasız her cuma günü basın toplantısı yapıyor. Orada Elazığ'dan da örnekler veriyorum. Çünkü evet. Toplum destekli polis el ele güzel günlere Elazığ'da uzun günlere. O slogan çok tuttu toplumda. Polis vatandaşa öyle 2000'li yıllarda Elazığ'da daha huzurlu günlere demiştik. Evet. O Türkiye'ye yayıldı falan. Yani burası bir laboratuvar oldu. Dolayısıyla Elazığ'da oldu. Elazığ'da yaptık. Elazığlı, Elazığ'da gittik. Feyzullah'sa Elazığ. Elazığ'da iyi insanlar. Ben şimdi Antalya'da emniyet müdürlüğü yaptım. Antalya'da avukatım. Elazığlılar beni daha çok tanıyor. Niye? Bizden diyor bizim memleketten. Doğru bıçağı bırak kalem al demiş. Hemşehrimiz diyorlar. Bu birleşmek ama benimsemek, empati kurmak. Yani ben Gürün'e hizmet etmedim. Buraya hizmet ettim. Ha niye görevimdi? Ha derslerde Gürün'e de hizmet ederdim ama vermiyor, kanun vermiyor, yönetmelik. Doğduğunuz yerde. Ha bir ötesi de sözcülük gündeme getiriyor insanı. Ha bir de benim o sözcülükte birazcık da başarılı gözüktüm. Sebep de şu, bir samimi olmak lazım, iyi niyetli olmak lazım, art niyetli olmamak lazım. Bir de bilmek lazım. Yahut da bilmediğini bilmek lazım. Ben çok ahkam kesen bir adam değilim. Bildiğimi iddia ederim ama bilmediğimi de bilene sorarım. Evet. Ha bilmek için de çok uğraştım. Yani biraz daha fazla mürekkep yaladım. Her şeyi biliyor muyum? Yok. Nasrettin Hoca'ya sormuşlar. Roma'yı kim yaktı? Nereden bileyim demiş.
Ama sobayı kim yaktın dersen, hanım yaktı derim ha, demiş yani. Ben de bazı şeyleri çok iyi biliyorum ama bazı şeyleri bilmiyorum. Mesela Harput musikisini bilmiyorum. Ama Elazığ'da bıçağı bırak kalem al demesini iyi biliyorum. Evet. Bir de Allah herkese beyni eşit vermiş sevgili Coşkun kardeşim. Ben özellikle, ama o beyni kullanmaya eşit vermemişler. Herkesin 900 ile 900 gram beyni varmış ama herkes farklı yönlere çalıştırıyor. Ben de topluma hizmeti adamışım. Zaten rahmetli benim amram babam derdi ki oğlum sen Allah'ın bolluğu bereketsin. Feyzullah Allah'ın bolluğu bereketi. Sen darda zorda kalmasın, insanlara iyi şey vermek zorundasın. Anam derdi ki iki elim yakında yardım isteyenden kaçma derdi. Bu da bizi bu hale getirdi ama Elazığ'da Kadir Şinas, Gakkoş, ahde vefalı eyvallah ve unutmayan. Bak adam diyor ki çok para alan adam benim diyor, düğüne geliyor. Daha tanımıyorum kim olduğunu bilmiyorum. Evet. Burada da sevgiyle. Sayın Müdürüm çok mesaj da var, onları da okuyalım mı? Tabii oku memnuniyetle. Elazığ'da çok başarılı hizmette bulunan eski Elazığ'ımızın Gençlik ve Spor İl Müdürü, eski milli atlet Necdet abi, Necdet Ayaz'ın mesajı olsun, var. Necdet Ayaz'a. İzmir'den diyor izliyoruz, harika bir program yapmaktasınız. İkinizi de kutluyorum. Feyzullah Müdürüm konuşmasındaki formunu koruyor ama beden formunu ihmal etmiş diyor. Selamımı ilet kardeşim diyor. Kilo, evet, kilo. Sporcu değil, kilo aldık, doğrudur. Necdet abi, Feyzullah Müdürüm'ün sana ihtiyacı var. Sen eski bir sporcusun evet, değil mi? Ya unutmasın bizi, biraz menajerlik yapsın. Evet. Erhan Yağdıran, Coşkun Bey iyi akşamlar, iyi yayınlar. Sayın Müdürüm'e Doktor Hasan Çetin ve ben Erhan Yağdıran hoş geldiniz diyorum, iyi akşamlar diliyorum demiş. Sevgiler sunuyoruz bir de. Teşekkür ediyoruz, sağ olasın. Sevgili Sabri Özdemir, hayırlı akşamlar Coşkun abim. Sana ve müdürüme selamlar. Türkiye efsane olmuş iki tane il emniyet müdürü vardı. Birisi şehit rahmetli Ali Gaffar Okan, diğeri de Feyzullah Arslan. Sağ olsunlar. Rahmetli Gaffar Okan'la ilgili. Evet, Gaffar Okan müdürüme de rahmet olsun. Unutmam, okumaya devam et de bir gün burada Hikmet Dursun da sevgiyle anıyorum. Maçta demişler ki, ya demişler Elazığspor maçında, bu Gaffar Okan'ı şehit ettiler, birinci lige çıktı Diyarbakır Spor. Ya bu bizim emniyetimde şehit ettiler diyor, biz de birinci lige çıksak. Biz de ki ya lan bizim adam iyi adam diyor ya. Ya o da iyi diyor, ya boşver Elazığspor'a feda etsin. Sonra geldi dedi ki ya müdürüm kusura bakma ama maçta böyle bir konuşmamız oldu, kusurumuza bakma falan. Feda olsun benim canımda Elazığspor için, ne olacak yani. Evet. Gaffar Bey'de rahmetle anıyorum ben. Allah rahmet etsin, komşumuz. Allah size de sağlık sıhhat versin Sayın Müdürüm. Öyle amin, diyelim. Amin. Bedrettin Keleşçumur, kadim bir dost, yürekli insan Feyzullah Arslan'a selam ve muhabbetle hayırlı yayınlar diliyorum sağ demiş. Sağ olsun. O da bıçağı bırak kaleme al kampanyasındaki desteğinden böyle. Sana da ona da evet, sevgiler sunuyorum. Sevgili İsmail, son bir sorumuz. İsmail sen hemen kameranın başına geç, bitireceğim evet, işaretin var. Feyzullah Müdürüm'ün kitaplarından bahsedeceğiz. Feyzullah Müdürüm tabii hep yazıyor, çiziyor, senaryo yazıyor. Bilmiyorum film senaryosu var mı ama tiyatro senaryoları var. Dolu. Dizi senaryoları var zannedersem. Evet. Kitaplarda anılar var. Müdürüm isterseniz kitaplarınızı böyle kameraya evet, göstererek. Arkadaşlar şimdi Gül Güldür Düşündür diye bir kitabım vardı ama onu biraz önce birisine verdim. Kalmamış o şimdi. Keban İnekleri internetten görürsünüz ama. Kaçıncı baskıları Asayiş yaptı bilmiyorum. Asayiş Berkemal Polisin Hatıra Defterinde Danca Manca Bence Ya Bizden Sonra Çocuklar için Çocuklar Trafiklerinin Örneği hep Elazığ hikayeleri var. Çocuklar ve Atlar Feyzullah Aslan tiyatroları ama bu tiyatroların kaynağı da Elazığ. Birisi trafikle ilgili ehliyet senelerine dönüşün Asevine. Birisi yarınlara geç kalmadan çocukların kötü alışkanlıkla ilgili. Birisi de bir dönüş hikayesi aile şiddetle ilgili. Dolayısıyla yani söz uçar yazı kalırmış ama en güzel bizim için laboratuvar Elazığ'dı. Elazığ'da bıçağı bırak kaleme al derken biz de kaleme almak zorundaydık. Örnek olmak durumundaydık. Yani yazar olduk. Ha. Ben yazarım demiyorum. Ben emniyet müdürüyüm. Sonradan okuma. Anadan doğma Sivas'ta ama sonradan doğma Elazığ'da olduğum gibi. Anadan doğma değil de sonradan doğma polis. Ama sonradan da yazarım, çizerim. Üç tane tiyatro devlet tiyatrosunda oynuyor ama içinde hep Elazığ. Ben burada da emeği geçen herkese sağ olsun diyorum. Şimdi eski emniyet genel müdürü Sayın Mehmet Aktaş Bey de bakan yardımcısı oldu. Selam sevgiyle anıyorum. Diyor ki ya müdürüm diyor sen Elazığ emniyetli olursa Elazığ fıkraları çoğalmış diyor, trafik fıkraları. Doğru. Kırmızıyı görmedim diyor. Kırmızıyı görmedim seni görmedim diyor. Yani buna benzer güzel şeyler. Araç alkollü mü? Alkol değil dizel diyor. Camide son durum nedir diyor. Cenazelerimiz var seyir halinde. Hadi buyur buradan. Neyse. Güldüren polis diye Google'dan girerseniz Feyzullah Aslan'la ilgili güzel Elazığ hikayelerini görürsünüz. Eyvallah. Ama Elazığ hakikaten
Türkiye'ye örnek asayiş bakımından güzel bir il. Elbette ki problem var. Her yerde var. Şimdi gereken komiser arkadaşlar dedi. Mesela bu depremden sonra Malatya'dan, Maraş'tan, şuradan bir sürü buraya depremde de geldi. Evet. Ama suç artmadı. Elazığ'da deprem geçirdi ama depremzedelere yardıma koşan bir. Evet. Dolayısıyla Elazığ doğudan göç alıyor ama buradan giden herkes de mesela Antalya'da ben bir süre Elazığ'da karşılaşıyorum. Hepsi örnek insan, iyi şeyler, iyi güzel şeyler yapıyorlar. Dolayısıyla doğudaki batı, batıya açılan pencere ve huzur adası Elazığ. Tabii bir de bir iki Baskilli birisi bana denk geldi. Koruma polisi vermişler Sivas'ta. Baskilliymiş. Müdürüm Baskil fıkralarından da diyorsan bahset. Neyse çok bahsetmeyeyim ama Elazığ'ın her şeyi güzel ama koşulları çok daha iyi insanlar. Ben sizin kanalınızda 2 günlüğüne geldim. Herkesi görmem mümkün değil. Bugün Gazi Caddesi'ne bir tur attım. Rastladığıma merhaba dedim. Sizin kanalınızda bütün Elazığlara, bütün dostlara, bütün arkadaşlara selam sevgilerimi sunuyorum. Dostça kalsınlar, hoşça kalsınlar, sağlıcakla kalsınlar. Ve en kısa zamanda da böyle suç işlenebilecek ortamları da yok etsinler ve Türkiye'ye örnekliğini her zaman göstersinler diyorum. Bu vesileyle de Emniyet Teşkilatı'na, yeni atanan Emniyet Müdürümüze, Sayın Valimize, Jandarma Komutanımıza, Başsavcımıza, tüm yetkililere de selam sevgilerimi sunuyorum. Her şey gönderilmiş olsun diyorum. Sağ olun Sayın Müdürüm. Siz bizim için efsane müdürdünüz. Her zaman sağ öyle olsun. Kalacaksınız. Hakikaten Elazığ'da iz bıraktınız. Elazığ sizin için bir laboratuvar da siz öyle söylüyorsunuz. Ama şu da var. Biz tabii sizi Elazığlı olarak bağrımıza basıyoruz. Bir hemşerimiz olarak her zaman söylüyoruz. Ama Gürün'den de geçmeden yapamıyoruz. O bizim mecburiyet yolumuz. Gittiğimizde de biz Gürün'de her zaman sizi anıyoruz. Orası saygıyla. Gürün. Onu anmazsan sürüne sürün diyorlar. Çok teşekkür yani ederim. Yani lokantada hesaplar benden, ince hesaplar. Çok sağ olun Sayın Müdürüm. Peki. Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Yine sağ ol. Çok değerli izleyiciler, bugünkü Bir Konu Bir Konu programında Emniyet Eski Genel Müdür Yardımcısı ve Sözcüsü, aynı zamanda Elazığ'ımızın da geçmişte çok değerli hizmetlerinde bulunmuş Emniyet Müdürü Sayın Feyzullah Arslan bizimle birlikte oldu. Kendisiyle Elazığ ağırlıklı konuştuk. Elazığlı olduğunu zaten hep beyan ediyor. Biz de kabul ediyoruz kendisini şerefle. Bir başka programda tekrar görüşmek dileğiyle hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.